Manşete hoş geldiniz. Partide bürokraside çözülme dedik. Dün başlattığımız silsileyi sürdürüyoruz. AKP'nin içine, Erdoğan sonrasına ve elbette şu gün yaşananlara bakacağız. Ama ondan önce bazı bir iki gelişme var ki e, mutlaka değinmeden geçmek olmaz. E, siyasi kısır tartışmalara geçmeden bu daha önemli. Son dakika gelişmelerini vermekte yarar var. Bunun, bugünün en önemli gelişmesi, günün haberi ya da belki de günün müjdesi Nur Sena Küçük Özyiğit'in dün akşam babamın cezaevinde olduğuna dair telefon aldım. Netleşmesi için bekledim. Biraz artık duyurabilirim. Babam yaşıyor. E, tweet'iydi. Evet. Hüseyin Galip Küçük Özyiğit. Kızı aylardır 9 aydır babasının bulunması için mücadele veriyor ve bu tweetle de babanın babasının yaşadığını bir cezaevi hücresinde çıkıyor ama artık hani bir cezaevinde bulunmak bile artık aileler için müjde oldu. Bakalım bu tweeti alıntılayanlar neler yazmışlar. Evet, Sevgi Akar Çeşme demiş ki Türkiye insanı kaçırılan ve muhtemelen işkence gören bir insanın Yaşıyor ve hapiste oluşuna bile şükrettiren yerini aldı. Yerin adı. Turan Görür Yılmaz 9 ay sonra cezaevinde ortaya çıkan bir vatandaş. Hangi suçlamayla gözaltına alındı? Hangi savcıya sevk edildi? Hangi mahkeme tutuklama kararı verdi diye soruyor. Emre Uslu mafya düzeni budur. Bu adamı kaçırdılar. Aylar, aylarca işkence yaptılar. Sonra hiçbir şey olmamış gibi cezaevine koydular. Mahkeme hukuk. Hakim savcı. Hak getire demiş. Tülay Açık Kolluk ki cezaevinde hayatını kaybeden öğretmen Gökhan Açıkkollu'nun eşi ki Gökhan Açıkkollu'ya daha sonra hakları iade edilmişti. Hangi ülkede bir insanın hapiste olduğuna sevinilir, öyle şeyler yaşadık ki hapiste bile olsa yaşadığını öğrenmek en güzel haber oluyor bizler için. Bu vesileyle tekrar soruyoruz. Hüseyin Galip Küçük Yiğit 9 aydır neredeydi? Yusuf Bilge Tunç nerede ki Yusuf Bilge Tunç bir yıl aşkın bir süredir kayıp. Bir önceki Ağustos ayından beri, Ağustos 2020'den beri yanlış hatırlamıyorsam. Reyhan inandı ki onun da eşi Orhan inandı. Ee, Orta Asya'dan tutuklanıp daha doğrusu kaçırılıp Türkiye'ye getirilmişti. Çok şükür hamdolsun Tüm kaybedilenler ortaya çıkarılsın artık demiş. Evet. Çok sayıda böyle mesaj var. Aklıma geldikçe veya işte önüme geldikçe okuyorum. Erkaceler gözünüz aydın demiş. Mustafa Sarıtaş çok mutluyum. Aylardır yüzünü görmediği, sesini duymadığı babasından bir an olsun umudunu kesmeyen, mücadeleden asla vazgeçmeyen Nursena adına umut e, mutluyum demiş ki eğitimini aksatma pahasına Nursena babasının akıbetinin peşine düştü. Ahmet Bozkuş buna da şükür insanlara bunları yaşatanların canı cehenneme demiş. Büşra Taşkıran insan kaçırma ve kaybetme bir insanlık suçudur demiş vesaire. Evet. Alparslan Kuytul acımasızca müdahalede bulunan polisler bu sefer de Alparslan Kuytul Hoca Efendi'ye hedef alarak biber gazı sıktı diyor. Kardeşlerimiz serbest bırakılsın. Adana Adliyesi'nde işkence iddialarına ve kötü muamele iddialarına ilişkin kaç gündür eylem yapıyorlar. Ve burada Alparslan Kuytul'un e, polis gazı yedikten sonraki fotoğrafları da kendi hesabından paylaşılmış. Evet. Bir başka Gerçekten kan dondurucu hikaye Sevinç Özarslan paylaşmış. Afyon Tem'deki işkence ve tecavüz iddiaları artık resmileşti. Kimse inkar edemez. İşkencecilerden biri eğitimci AA'ya tecavüz etti, diğerleri izledi, biri de telefona kaydetti. AA'nın bireysel başvurusunu inceleyen Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. Haberi yazarken kanım dondu diyor. Evet, bu da Anayasa Mahkemesi kararı paylaşmış Sevinç Özarslan. Okuyalım. Evet biraz gerçekten ağır bir haber bu. Anayasa Mahkemesi Afyon Karahisar Terörle Mücadele Müdürlüğü'nde tecavüze uğrayan AA'nın anayasanın 17. maddesinde güvence altına alınan insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamelelere maruz kaldığına karar verdi. İşkenceciler MA ve BA hakkında Afyon Karahisar Başsavcılığı'nın tekrar soruşturma başlatmasını isteyen Anayasa Mahkemesi AA ya da 50 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti. Hasan Tahsin Gökçen'in başkanlığında alınan 26 Mayıs 2021 tarihli kararda üyeler Hicabi Dursun, Yusuf Şevki Hakkeme, Selahattin Menteş ve İrfan Fidan'ın imzası var. Afyon Karahisar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı bir erkek yetiştirme yurdunda görev yaparken ihraç edilen AA, Gülen hareketi soruşturmaları kapsamında 26 Ağustos 2016'da gözaltına alındı. O hal şartlarında 25 gün gözaltında kalan AA bu süre içinde Afyon Tem'de işkence gördü, tecavüze uğradı, kötü muameleye maruz kaldı. Afyon Terörle Mücadele Şubesi. 20 Eylül 2016'da tutuklanıp Afyon Karahisar E tipi cezaevine gönderilen AA cezaevine girişte muayene edildi. Doktor kalçasının iki tarafında çürüme, morluk ve sol üst azı dişinde hassasiyet tespit ettiğine dair rapor düzenledi. Oysa gözaltındayken darp raporu için iki kez hastaneye götürülen AA'ya doktorlar darp yoktur raporu vermişti. AA hapse girdikten iki gün sonra işkenceciler hakkında Afyon Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılık işkence ve tecavüz ettikleri iddia edilen polisler MA ve BA hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 17 Mart 2017'de ifadesi alınan AA gözaltına alınmak üzere devlet hastanesine götürülürken araç içinde görevlilerin fiziksel ve sözlü şiddetine uğradığını, başından darp edildiğini FETÖ'nün liboşusunuz diyerek hakarete ve sinkaflı küfürlere maruz kaldığını söyledi. Daha sonra Afyon Tem'de görülen, gö, Teme götürülen A.A.'ya burada yapılan işkenceler daha da korkunç. İfade sırasında kendisine gösterilen bir genci tanımadığını söyleyen A.A.'nın başına keten çuval geçirildi. Sıcakta çuval içinde bekletilen A.A. daha sonra başka bir odaya alındı, pantolonu ve iç çamaşırları çıkartıldı. Bir koltuğun önünde kafasını öne doğru eğdiler.'' Uzun boylu, kır saçlı, iri yarı bir polis bu haldeyken AA'ya tecavüz etti. Diğer polisler tecavüzü seyretti. Başka bir polis de tüm bunları cep telefonuyla kaydetti. Eğer konuşmazsa cop tecavüzüyle tehdit edilen AA'yı eşiyle de tehdit ettiler ve onu da gözaltına aldılar. İşkenceler daha sonra da devam etti. Söylemesine rağmen ameliyatlı kulağı 50-60 kez darbedildi. Defalarca copla dövüldü, dudakları patladı, dişi kırıldı. Afyon savcılığı tüm bunlara rağmen soruşturmayı 25 Aralık 2017'de kovuşturmaya gerek yoktur diyerek kapattı. AA'nın yalan söylediğini ifade eden savcılık işkenceci polisleri akladı. 12 Haziran 2017'de Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunan AA'yı Anayasa Mahkemesi haklı bulduğu işkenceciler hakkında tekrar soruşturma açılmasına ve AA'ya 50 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi. AA cezaevindeyken gazetecilere ve siyasi parti liderlerine 2 Ağustos 2017'de bir mektup yazdı. Ancak mektup Afyon E-Tipi Ceza İnfaz Kurumu Mektup Okuma Komisyonu tarafından sakıncalı görülerek gönderilmedi. Delil olarak mektubu inceleyen Anayasa Mahkemesi kararda mektubun bir kısmına da yer verdi. Gördüğü işkenceler sonucunda 112 acil servise kaldırıldığını söyleyen AA, Mektubunda dernek, vakıf, gazeteciler ve siyasetçilerden hukuki destek beklediğini belirtiyor. Gözaltında tutulduğum 25 günün nasıl geçtiğini, ifadeleri hangi şartlarda verdiğimi belirtir. Bu hikayemi sizlere anlatıp sizlerden her türlü hukuki, insani, vicdani desteği bekliyorum. 25 gün Afyon Emniyetinde TEM şubede işkence gördüm. Kafama çuval geçirilerek dakikalarca bekletildim. Bu haldeyken tem polislerinin cinsel saldırılarına tecavüz maruz kaldım. 7-8 polisin sürekli ellerinde tekme tokat ve coplarla döbüldüm. 112 acil servise kaldırıldım. Baskı altında ifadelere imza atmak zorunda bırakıldım. Bu dilekçemde hangi şartlarda FETÖ üyesi yapıldığım ve ifadeleri hangi şartlarda kabul ettiğimi ve neden şimdi kabul etmek istemediğimi anlatıyorum. Hukuki açıdan 11 aydır uğraşıyorum ama bütün insanlar sağır değilsiz hukuk ve yargı topal ilerlemiyor. Sizlerden hukuki, vicdani, insani her türlü desteği bekliyorum. A'nın savcılığa verdiği ifadede koridorlar boştu, benim geldiğimi söylemeleri üzerine A nokta başkomiser olarak bildiğim kişiyle kendilerini tanımadığım 7-8 kişi beni aralarına aldılar, yumruk ve tekme ile beni dövmeye başladılar. Ben 2014 yılında kulağımdan ameliyat olmuştum. Kulağıma vurmamalarını söyledim ancak beni dinlemediler. Daha sonra odada bulunan ve asker olduğunu sonradan öğrendiğim genç bir çocuğu bana gösterdiler ve tanıyıp tanımadığımı sordular. Tanımadığımı söylemem üzerine bunu tanıyacaksın diyerek tekrar dövmeye başladılar. Daha sonra başıma keten bir çuval geçirip sıcakta çuval içerisinde 10-15 dakika beklettiler. Sonra başka bir odaya aldılar. Burada alt kıyafetimi yani pantolonumu ve iç çamaşırımı çıkardılar. Bir koltuğun önünde kafamı öne eğdiler. Sonradan isminin B olduğunu öğrendiğim uzun boylu, kır saçlı, iri yarı olan bir polis cinsel organını çıkararak benim makatıma sokmaya çalıştı. Diğer polis memurları bunu seyrettiler. Görevlilerden bir tanesi bu durumu cep telefonuyla çekti. Bana gösterdikleri çocuğu kastederek bu çocuğu tanıyacaksın dediler. Tanımadığımı söyledim. Tanımazsın, tanımazsan 30 gün bizimlesin yarın da makatına job sokacağız dediler dedi. AA'nın savcılıkta verdiği ifadenin tamamı Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının orijinal belgesi, belgesi Sevinç Özarslan'ın Patreon hesabındaki linkte efendim. Hani deniyor ya Sedat Peker mi iddia etmişti FETÖ ile mücadele yalan oldu falan gibi laflar. İşte bakın tr 724ten okuyorum. Ankara merkezli 43 ilde operasyon 143 gözaltı. 86'sı çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere 143 kişinin cemaatle irtibatlı olduğu ileri süren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara merkezli 43 ilde operasyon başlatmış. Evet. Gözaltı kararı verilen kişiler arasında 8'i 1. sınıf, 1'i 2. sınıf emniyet müdürü varmış vesaire. Evet. Bir başkası Avukat Çiğdem Koç paylaşmış ki Can Ataklı'nın 17-25 bunların korkulu rüyası hepsi ispatlandı ki hiçbiri düzmece ya da montaj değil e, yorumu üzerine. O zaman 17-25 Aralık soruşturmasını yapan polis ve savcıların neden hapiste olduğunu da soracak mısınız diye soruyor avukat Çiğdem Koç. Ya da 17-25 yok ama darbe falan da yok Ergenekon balyoz da yok diyenlere bu ne iş diyecek misiniz? Boş yere hapis yatan gazeteciler için bir sözünüz olacak mı diye soruyor. Devamla Yavuz Baydar paylaşmış. MİT tırlarının cesur savcısı Aziz Takçı da içeride. Bunlar mangalda kül bırakmıyor ama işini yapmış o insanlar umurlarında değil. Ülke ülke olalı böyle bir riyakarlık görmedi. Bu çürüme nasıl aşılacak hiçbir fikrim yok demiş. Evet. Dönelim siyasi gündeme. Evet esasen bunlar gerçek gündem dönelim yalan gündeme. Dönelim mış gibi yapma gündemine. Dönelim iktidarcılık muhalefetçilik oynama gündemine. Evet. Hukuk varmış gibi bahsediyorlar, siyaset varmış gibi bahsediyorlar. Ortada bir sistem, anayasal devlet, anayasal düzen varmış gibi bahsediyorlar ve bununla hüküm veriyorlar, hüküm kesiyorlar. Dönelim o gündeme. Bakalım ne var. Evet. Erdoğan'ın zor kararı e, Frankfurter Algemeen gazetesine yazmış. Bülent Mumay, Türkçe edisyonu da var. Oradan e, bazı birkaç satır okuyacağım. Seçmende, partide, bürokraside çözülme başladı diyor. Evet, e, bu yazıda. E, mühim olan e, bir iki satırı okuyacağım. Erdoğan ve partisini destekleyen e, seçmenlerde ciddi bir çözülme yaşanıyor demiş Bülent Mumay. Henüz tam olarak kime oy vereceklerini ne karar verememiş olsalar bile AKP ve Erdoğan cephesinden ciddi bir kopuş var. Önce Erdoğan'a yönelik anketlere bakalım. Erdoğan'a görev onayı bir ay içinde yüzde 47'den 38'e indi demiş. Seçmenlerdeki bu çözülme bürokraside ve AKP içinde de hissediliyor, diyor devamlı Bülent Mumay. Türkiye'de iktidarın zor durumda olduğuna işaret eden en büyük göstergelerden biri bürokrasinin e, gazetecilere haber sızdırmaya başlaması. Bunun iki sebebi var. Birincisi korku duvarı hafiften açılmaya başladı. İkincisi söz konusu bürokratlar iktidar değişikliğine karşı gardılarını almak, yeni dönemde görevde kalabilmek için imza attıkları her belgeden birer kopya almaya başlamışlardır diyor. Ki bu son birkaç gündür bizim de üzerimizde e, durduğumuz konulardan biri. Amaçlarından biri yeni dönemde olası bir soruşturmada kendilerini savunabilmek. Evet. Son dönemde sarayın denetiminde olmayan Astray'daki basın kuruluşuna ekonomik ve hukuki skandalları ifşa eden haberlerin sızması tesadüf değil demiş devamla. Bürokrasinin yanı sıra çözülmenin AKB'deki yansımasını yansımasına da dikkat çekiyor. 2013'te Erdoğan eski ortağı olan Gülencilerle kavgası arasında ortaya saçılan yolsuzluk dosyaları yeniden konuşulur hale geldi diyor. Evet. Erdoğan bayrakların çıkışına dikkat çekmiş ve son tahlilde şunu söylüyor. Türkiye'de resmi takvime göre seçimler 2023 Haziran'ında yapılacak. Ekonomiden parti içi dengelere kadar birçok alanda sıkışan Erdoğan'ın tablo daha da bozulmadan, yukarıda sözünü ettiğim çözülme daha fazla büyümeden baskın bir seçime gitme ihtimali var. Ancak vereceği herhangi bir kararın kendisini 5 yıl daha sarayda tutma garantisi yok demiş. Aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık diyerek de tamamlamış. Fehmi Koru enteresan bir yazı kaleme almış bloğunda. Artı gerçek onu Sorusu bol bir siyasi yaz yazdım şifreyi çözmek okuyana kalsın başlığıyla e, sayfalarına taşımış. Oradan okuyalım. Mesela Koru burada diyor ki ligde ilk 4 maçta tek puan alamadı Başakşehir diyor. Taraftarı olmaya taraftarı bile olmayan Başakşehir'in e, şampiyon olmasından hareketle son dönemde tel tel dökülmeye başlaması e, ve 2 yıl öncekinden farksız bir takım olmasına rağmen e, önüne gelenin Başakşehir'i dövmesi. Bu çok enteresan demiş. Yani hep söylüyorum ülkede siyaset, bürokrasi, devlet işte kurumlar, medya o haldeyken futbolun kendi başına özgür, özerk ve orada gerçekten bir takım oyunu oynanıyor ve hak eden kazanıyor falan anlamında bir mücadele oyunu olduğu veya bir mücadele platformu olduğu işte tek ne bileyim deşarj alanı olduğu falan şeyi belki hala birileri için deşarj alanı olabilir ayrı bir konu ama tezi yanlış. Yani her Erdoğan her alana müdahale edecek de Fenerbahçe'yi falan sahipsiz bırakacak yani. Yani şike operasyonu ve sonrasındaki gelişmeler Erdoğan'ın Fenerbahçe'ye ele geçirme operasyonuydu. Ayrı bir konu veya Fenerbahçe'ye hakim olma dediğini yaptırma operasyonuydu. Onu da başka yerlere mal ettiler. İşte bir Başakşehir diye bir takım çıkmıştı. Erdoğan ailesinin palazlandırdığı tel tel dökülüyormuş. Oradan hareketle pek çok konuda e, mesela e, bu Yavuz Sultan e, Köprüsü'ne e, ortak olacak Çinli konsorsiyumun da Çinli grubun da satıştan çekilmesini örnek veriyor. Ve Merkez Bankası toplantısına işte ekonomideki gelgitlere falan şey yapıyor, Dikkat çekiyor ve gel, geliyor gelmekte olan muhalefetin geliyor gelmekte olan söylemine dikkat çekmiş. Bunu önce Kemal Kılıçdaroğlu, ee, birkaç ay önce de işte şey kullanmış, Meral Akşener kullanmış. Evet, nedir acaba geliyor gelmekte olan onu bilmiyoruz, bekleyip göreceğiz. Fakat şu var, e, her alandaki tel tel dökülme, her alandaki çözülme ve her alandaki çuvalma, çuvallama... E, nereye elinize el, elinizi atarsanız veya tutmaya çalışırsanız elinizde kaldığında gösteriyor. Evet. Böyle de bir tarafı var. Ee, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yılın belediye başkanı seçildiğine ilişkin bir bilgi var. Sanki tek başına yılın belediye başkanı seçilmiş gibi bir hava oluşmuş. Tebrikleri de kabul ediyor. Fakat 9 e, e, ödül var orada. E, Önder Algedik paylaşmış. Aynen okuyorum. World Mayor ödülünü yani dünyanın belediye başkanı ödülünü sadece Mansur Yavaş almadı. 9 ödülden biri diyor. Bundan bahsedilmiyor ama asla bahsedilmeyecek olan işi de karşı mücadele eden Rakka halkının ortak adayı 33 yaşında ve inşaat mühendisi Leyla Mustafa Leyla %80'i yıkılmış bir kenti ayağa kaldırmaya çalışıyor diyor. İşte Leyla Mustafa da bu. Ee, diğer isimler işte Rotterdam'da var. Ankara'dan evet Mansur Yavaş var. Farklı şehirlerden de görüyorsunuz. Ama Rakka'yı inşa eden belediye başkanı Leyla Mustafa bir kadın. O da ee, 2021 yılının en iyi belediye başkanları arasında. Belediye demişken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metrobüs 65 milyon euroya satın alınan ve çürümeye terk edilen Metrobüs mezarlığının fotoğraflarını paylaşmış. Peki yani sorumluları hakkında bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Biz de soruyoruz. Evet. Dönelim yakın dünya tarihinde ilk kez oluyor diye paylaşmış Kerim Harz. Putin Esad'la gece yarısı 12'den sonra görüşmüş. Gece mesaisi yani. Kremlin bilgi notunu sabah 7'de paylaştığına göre anlaşılan Esad'la görüşme sonrası hızlıca Moskova'dan ayrılmış. Ve bir Erdoğan Putin görüşmesi de bundan sonra bekleniyor. Evet gece yarısından sonra Putin'in Esad'la buluşması enteresan. Değerlendirmeler Putin Putin Esad görüşmesinden sonra Putin'in... Erdoğan'dan veya Türkiye'den artık Suriye'den çekilin, elinize eteğinizi çekin yönünde bir talepte bulunacağı bu yönde değerlendirmeler yapılıyor. İleride buna ekleyeceğimiz bazı, bazı başka notlar da var. Mesela AK Parti sözcüsü Ömer Çelik paylaşmış şey söylemiş Libya, Irak, Türkiye, Filistin konuları Mısır'la ortaklaşa görüşmemiz gereken konulardır. Bir anda Mısır tekrar ve yeniden şey oldu konuşulacak, masaya oturulacak bir ülke konumuna geldi. Türkiye Ankara açısından darbeci sisi hatırlatalım. Peki Ömer Çelik neden bunu bu çıkışı yaptı? Aa, bir de bakıyorsunuz Mısır'ın darbeci devlet başkanı Sisi İsrail'de İvo Molinas paylaşmış Shalom e, gazetesinden. E, siyasi hayat sürprizlerle doludur. 10 sene sonra ilk kez bir İsrail Başbakanı Bennett ve bir Mısır Devlet Başkanı Sisi hem de Mısır'da görüştüler. Barış daim olsun demiş. Evet düzeltiyorum. İsrail Başbakanı Mısır'da. Evet. Tam da böyle bir atmosferde Türkiye Ankara geri durur mu? Aman aman biz de koşalım ne yapılacaksa yapılalım. Orta Doğu'da kartlar tekrar dağıtılıyor. Şu Rabia'dan falan vazgeçelim falan şimdi Rabia neydi? Erdoğan böyle elini yukarıya kaldırıp saydığı şeyler tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Artık Erdoğan bunu da sayamıyor. Yani şunu düşünün bin kere belki binlerce kere meydanlarda ve her konuşmada söylediğiniz bir tekerlemeyi artık söyleyemiyorsunuz. Yani tek devlet diyorsunuz, tek millet, tek bayrak diyorsunuz, tek vatanı unutuyorsunuz. Üçünü söylüyorsunuz, birini unutuyorsunuz. Elinizi kaldırıyorsunuz, bir, iki, üç diyorsunuz ve üçte kalıyor. Dördüncüyü kaldıramıyorsunuz. İronik bir tarafı da var. Hafızayı Erdoğan'ın artık bir takım şeyleri önünde promptur olmadan konuşamaması ve unutmasını ilgilendiren tarafı da var. Geçelim. Fehim Taştekin paylaşmış. Artı gerçekte. Okuyun. Askerleri cihatçılar öldürdü. Biz yine Kürt, Kürtleri vuralım. Tek ee, cümlede bitirmiş ama yazısını okuyabilirsiniz. Evet. Askerleri, cihatçıları öldürdü. İdlib'den bahsediyorum, Kuzey Suriye'den bahsediyorum. Şehit Türk askerlerinden bahsediyorum. Biz yine Kürtleri vuralım. Anlayan anlamıştır değil mi? O arada Erdoğan, Türkiye 2001'de baş gösteren ekonomik krizinin etkilerini hala yaşıyor demiş. Kim inanır? Kadir, Kadir inanır ama işte hala kitleleri bu afyonla kendilerine bağlamaya devam ediyorlar. Bitmedi bitmedi bu şahlanış. Bitmedi bitmedi bu ıı, kritik eşik. Bitmedi bitmedi işte bu son seçim falan. Bitmedi bitmedi yani. yani çok enteresan. Nurcan Kaya paylaşmış. Diyarbakır'dan Van'a giderken 4-5 kontrol noktasından geçtik. Şimdi dönüş yolundayız ve Van'dan çıkmadan kontrol noktasındayız. Kimliklerimiz kontrol ediliyor. Ülkeler arası sınırların kalktığı bir coğrafyanın dibinde yaşıyorken bir şehirden diğerine sınırları aşarak gitmek demiş. Evet. Ne zaman ki artık yolda çevirme yok, üst taraması yok, kimlik sorma yok, GBT yok. O zaman o ülkede işler yoluna girmiş demektir. Net söylüyorum yani. Ama birkaç on yıl boyunca Belki de biz kendi normal hayatımız içinde bunu görebileceğimizi özellikle Türkiye açısından zannetmiyorum. 5 yıl aşkın bir süredir İngiltere'de yaşıyorum 6. senem ve bir kere bile ne ben yolda çevrilip kimlik soruldu, ne ailemden birine tanık oldum, ne de aracımla giderken son 3 yıldır da araç kullanıyorum yollarda. En ufak bir çevirme, kimlik kontrolü, bir güvenlik kontrolü falan olmadı. Hiçbir zaman X-ray'den geçmedim ne üstüm ne çantam ne üstüm başım aranmadı. Her yere girip çıkıyoruz konuşuyoruz. Bir kere veya iki kere parlamentoya gitmiştik ki parlamento tabi elbette belli güvenlik tedbirleri olması gereken bir nokta. Orada çantamızı x-ray'den geçirdik ama üst taraması yoktu. Bilebildiğim kadarıyla hatırlayabildiğim kadarıyla. Atilla Kıyat paylaşmış yapmayın bu kadar vefasız olmayın bizden önce tabanca bile yapılamayan dediğiniz ülke Sizden önce refakat muhribi, gödümlü mermili hücum bot, deniz atı ve fırkateyn yaptı. Bugün için teşekkür. Bunların hepsi de 25 yıl önce kuvvet hedeflerine gitti demiş. Ya. Şimdi biraz evvel bir sürü insan hakkı, ihlali, işkence vesaire okuduk. Biraz da içinizi baydım biliyorum ama bunların okunması, kan donduran bu ifadenin duyulması bilinmesi gerekiyordu ve tarihe kayıt düşülmesi gerekiyordu. Türkiye'de bütün bunların olup bittiği görülmüyor mu? Görülüyor. Fakat gerek bunları yapanlar, bunların failleri, gerekse kendilerine muhalif diyenler olan bitene gerçekten ne kadar itiraz ediyorlar? Söyleyemeseler bile dilleriyle itiraz ed yani dilleriyle itiraz edemeseler bile işte kalben buz ediyorlar mı? Onunla ilgili bir tweet getireceğim. E, TCD'de genel müdürü e, istifa etmiş. İşte efendim Adnan Oktarcıymış, Adnan Hocacıymış ve bu bu konuda hakkında soruşturma varmış vesaire. Bundan bahseden Nevşin Bengü şöyle bir paylaşım yapmış. Atanan genel müdürün Adnan Oktar grubundan oldu. Cemaatin üst düzeylerinden olduğu ortaya çıkmıştı. Atama yapılmadan güvenlik taraması yapılmıyor mu? Dev saraylar, külliyeler ve bunun gibi yapıldı. Binlerce kişi işe alındı. Bu memurlar boş mu oturuyor? Evet o memurlar sürekli insanları fişliyor. O memurlar sürekli bunlar şucudur, bunlar bucudur, bunlar şunlardandır deyip fişlemeleri yapıyorlar ve o fişlemelere göre de işte efendim işlem yap, yapıyorlar. Ama o fişlemelerde kendi arkadaşları veya kendi rant çevresi falan söz konusuysa onları ayırıyorlar. Yani e, diyelim ki cemaat soruşturmaları. Cemaat soruşturmasında cemaatin bankasında hesabı olup işte okullarında çocuğunu okutan falan AKP'liler yok mu? Binlerce on binlerce. Ama onları ayırıyorlar. Öbürlerinin üzerine gidiyorlar falan. Böyle bir durum var. Bu vatandaşa da bu uğramış belli ki. İki, Şimdi deniyor ki ya işte bununla kastedilen şey hakkında dava soruşturma olan falan hani benim kastettiğim bu fişlemeyi kastetmedim. Hayır öyle değil. Yani bunun alt metninde o var. Ayrıca bir insan yargılanıp e, hüküm giymedikçe masumdur. Bir de böyle bir şey vardı. Hakkında soruştur, yani Türk adaleti, Türk davaları, e, şey e, Türkiye adaletindeki davalar, soruşturmalar diyorsanız hangi davadan, hangi adaletten, hangi soruşturmalardan bahsediyorsunuz? Evet. Yani işinize gelen bir kısmını kabul edip işinize gelmeyenleri kabul etmemek şey değil. Yani durduğunuz pozisyonu o açıdan gözden geçirin. İşte hakkında dava var arkadaşın, hakkında soruşturma var. Nasıl olur bu falan? Hangi davaya veya hangi soruşturmaya itimat ediyorsun? Hangi davaya, hangi soruşturmaya itimat etmiyorsun? Bana bunu anlat. Fişleme. Hangi fişleme senin için makbuldür? Hangi fişleme senin için makbul değildir? Hangi iddianame senin için kabul edilebilir? Kabule karindir. Hangi iddianame? Hayır, hayır, şeydir. Söz konusu diyelim ki askeri darbe soruşturmalarıyla ilgili konular olduğunda aman aman falan adalet harika işler yapıyor. Söz konusu mesela gezi soruşturmaları olduğunda da aa gezicilere haksızlık yapılıyor. İşte üretilmiş iddialarla falan. Ha, gerçi orada da cemaatçi savcıların, polislerin şeysi denip öyle de sırılma hali var. Neyse. Lafımı geri almıyorum. Eser Karakaş paylaşmış. Ottü mezuniyet töreni yapmayacakmış. Türkiye'nin geldiği noktada en iyi üniversitelerimizde mezuniyet töreni yapılamıyor. Korkuyorlar çocuklardan. Bu manzara karşısında Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanı istifa etmeliler ama nerede onlarda o kalite? Geçtiğimiz günlerde bir üniversitenin öğrencisi mezuniyette biraz sistemi eleştirince belli ki şeylerde hem gerekçe de hazır pandemi. Üniversitelerde böyle sırayla galiba mezuniyet törenlerinden vazgeçiyorlar. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Ayşe Hür paylaşmış. Aptallık zekadan çok daha büyüleyici. Zekanın sınırı varken aptallık sınırsızdır. Aynen öyle. Aşı karşıtı eylem olmuştu. Bana diyorlar ki aşı sevici falan. Ya arkadaş ben burada durumu ortaya koyuyorum. Aşı olmak da özgürlük, aşı olmamak da özgürlük. İsteyen aşı olur, isteyen olmaz. Sadece verilere bakarak diyorum ki iki doz aşılamayla vaka sayıları ve ölüm, işte hastanedeki solum cihazına bağlanma olayları benim yaşadığım ülke İngiltere'de muazzam bir oranda düştü. %80-90 düştü. Bunu söylüyorum. Ve bunun iki doz aşılamayla ilgisi olduğunu düşünüyorum ve herkes de bu konuda hemfikir. Ayrıca bir takım etkinliklere, bir takım toplantılara veya bir takım belki kapalı alanlara veya özel veya resmi organizasyonlara girişte aşı kartı isteniyor veya aşılandınız mı diyor veya PCR testi. Bu da onların en tabii hakkı. Toplum sağlığıyla, kamu sağlığıyla ilgili bir genel planlama söz konusu. Dolayısıyla siz aşı olmamışsanız ister istemez oralara icabet edemiyorsunuz. Veya PCR testi yaptırmak istemiyorsanız aynı şekilde bu muameleye maruz kalıyorsunuz. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Şimdi Türkiye'de bir eylem yapılmış. Ya eylemi yapan insanlar Türkçe bilmiyor. Yani Türkçe konuşmak da bir meziyet esasen. Şimdi baksanıza şimdi bu hafta sonu eyleminden çekilmiş. Pankartı okumaya çalışın. Yani bir kere pankartın altındaki imzaya bakın. Sabit yeryüzü insani gelişim hareketi. Hangi lan ne Türkçe bu? Sabit neresi? Yeryüzü kim? Hani insani gelişim hareketini anladık da baştaki sabit yeryüzü ne demek? Ne siyasi bir görüş desteklemeye ne iktidarı devirmeye gelmedim. Küresel şeytani şebekenin oyunlarını bozmaya geldim. Devam. Bitiriyoruz yavaş yavaş. Afgan kadınlar kıyafetime dokunma kampanyasıyla Taliban'a karşılık veriyor. Haberini okuyabilirsiniz. Birisi Türkçeden alıntıladım bunu. Ancak durum pek öyle değil. Son birkaç yayındır söylüyorum. Afganistan bir hedefe doğru yürüyor. Orada artık iş işten geçmiş durumda. Evet kadın eylemleri, bir takım direnişler takdire şayandır, enteresandır, cesaret gösterisidir ama durumu değiştireceği yoktur. Bakın daha önce bir böyle perdeli fotoğraf yayınlanmıştı Afgan Üniversitesi'nde. Kadınlar bir tarafta, erkekler bir tarafta, aralarında perde var. Taliban üniversitelerde kadın ve erkeklerin beraber okumasını yasaklamış. Daha başka şeyler de gelecektir. Dolayısıyla bu konuda Taliban Doha'da Amerikan heyetine ve Amerikan müttefiklerine neyse bir buçuk yıldır verdiği sözlerin bir kısmını belki hayata geçirmiş. Bir kısmını da belki bu geçiş sürecinde uyguluyor gibi görünüyor olabilir ama önümüzdeki aylar o ülkenin bu konularda tamamen kapanacağı ve bir Taliban İslamı diyeceğimiz bir yönetimde farklı İslami bir yorumla hayatı şekillendirmeye devam edeceğini gösteriyor. Böylelikle bir yayını daha sonlandırıyoruz. Sonraki manşette buluşmak umuduyla hoşçakalın.